Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersin konusu haya. Haya ne demek? Bakalım. Edep, hudut. Hudut. Utanmak. Utanmak. Peki. Peki şey yapayım, bu haya hakkında toplama var, oradan okuyacağım. Bir de Rüştü abinin yaptığı bu. Bu nedir diye merak edecekler. Bu kaçıncı cilt? Bir. 10 tane var böyle. Risale-i Nur'daki mevzuları toplamış. Haya. Bundan sonra ne gelmiş? Hayat gelmesi lazım. Hayat gelmiş. Toplama yapmış. Risale'deki mevzuları kolay bulmak için, sağa sola gitmek için giderken hayır, hayır. Yani çok paragraflar var ama ders yapılacak şekilde seçilmiş. Gayemize lazım. Seçmiş. Allah ondan razı olsun. Bu net nasıl çalışmış? Böyle bir şey olmaz. Bu bir parçası çalışması. Evet. Koca bir ömür. Şimdi bu, ben bu hayadan toplamada okuma, münazarattan bir yer okuyacağım. Çok ilginç. Hayayı çalışırken buldum. Bunun dışında bakayım ne var dedim. Rüştü abi almamış bunları. Yani bu tercih edilmiş, zaten başında yazıyor. Tercih edilmiş parçalar. O neyi takip ediyorsa ona uygun tercih etmiş. Rüştü abi de daha çok sosyoloji tarafı olduğu için sosyoloji taraflarını tercih etmiş toplamalarında. Herkes kendi meşrebi gözlüğüne, tabii ya şöyle gözlüğüne, daha çok sosyoloji şeyleri tercih etmiş. Onu çok yakinen bildiğim için ben enfusi noktasında bakayım ne var diye kendi toplamasına fazla enfusi bulamadım. Kendi toplamasını külliyata şey yaptım. Korkunç şeyler var. Ama yetiştiremedim. Enfusi yapılandırma noktasında çok acayip. Mesela timsali suret, ruhaniyat, ervahlar nerede zahir oluyor? Çok ilginç şeyler var. Hep hayal mi? Hep hayal. Mesela bak bir misal vereyim. 727'de Rüştü abi almamış. Çok korkunç bir şey ama. Ha, niçin almamış? Onun meşrebi o. Onda o. Yani bunu kendimle onu şey yapmıyorum. Bütün ders yapanlara biliyorsunuz. Herkes kendisine göre yerleri, alakasını çekmiş. Esmasına göre bakıyor. Ha, öyle değil. Bir hukukçu ders yaptığı zaman hukuk kendi, tarafına bakıyor. O tarafa bakacak. O tarafa da bakıyor. Külliyatta 7900 küsur yerde insan bahsediyor. Bunu ifade etmek için örneğin herkes kendisi... Kaç tane? 7900 küsur. 7900 küsur. 8000'de. İşte herkes farklı bakıyor. Kendi isminin şeyiyle bakıyor. Evet. Benim işte mesela insan deyince, mesela Nadir abi deyince 5. remiz, insan penceresi diyor. Benim şu alarda 218'de insan tanımlaması var, tarifi var. Kainatın çekirdeği hastesi, ayeti kürsüsü, ayeti kübrası, hakikati Muhammediyeciyle kainatın çekirdeği hastesi. Ben o işte, benim. O tekisi başka yerden alır, ayeti kübradan alır. Şimdi bak başka. Mesela hayanın korkunç şeyini şey yapacağım. Sosyoloji değil. Benim gözlüğümle haya. 727'de diyor ki mesela bir şeye iki nokta koyuyor. Yağ tılsım diyor. İki nokta üst üste. İki nokta üst üste ne demektir edebiyatta? Eşittir demektir. Bundan sonra izah var. Yağ tılsımı izah edecek demektir. Mesela nerede anlatıyor? Mimsiz medeniyet kadınları yuvalarından çıkarmamış, uçurmuş. Korkunç fark. Uçurmuş evden. Böyle tavandan uçurmuş. Kapıdan çıkmamış. Mimsiz medeniyet kapıdan çıkarmamış. Benim bir tarafım da şu. Ustad külliyattan mefhumu muhalifiyle ayetten aldığı gibi. Mesela şöyle. Kur'an'da dedikleri var. Bir de
dediklerinden belki binlerce kat fazla var, demek istedikleri var. O benim çok ilgimi çekiyor. Çıkarmış demiyor, uçurmuş. Ben soru soruyorum ha üstad, niye çıkarmış mühimsiz medeniyet kadınları yuvalarından demiyorsun da kapıdan? Uçurmuş diyorsun. Oradan ben bir ders yapıyorum, tek bir ders bu sorudan. Şimdi uçurmak ne demek? Anlaman için çıkmayı bileceksin vesaire. Şimdi bak, celbeder, ya tılsım diyor, 727 sözler, bununla da alakalı olsun. Ya tılsım iki nokta üst üste koydu. Diyor ki, suretler, 410 sözlerden şey yapıyorum. Sözler 246, sözler 258. Tamam. Diyor ki, ya tılsım iki nokta üst üste, celbeder habis ervaları, deprettirir damarları. O neyse, tılsım celbediyor habis ervaları, celbetti ne olur? Deprettirir damarları. Deprenmek, iyi değilim, panik atak, buhran, bunalım. Ondan sonra şehvet, gadab, haset, kin, nefret, damar. Yani manevi nefse emmarede neler vardı sayar mısınız? His, his, heves, heva, asap, damar. Bu deprettirir damarları, manevi nefse emmareyi aktif ediyor. Onun için bir ders yaparken nereden çıkarıyorsun? Belki de 10 tane ders malzemesini kullanıyoruz. Karşınıza çıkarken ben bir yer okurken, bir cümle söylerken belki de ona ait 10 tane paragraf okudum. Okumuyor kitap diyor. Lan senin 10 katını okuyorum. Sana bunu cümleyi vererek 10 paragrafın manasını sana veriyorum. 10 tane paragraf en az. Bak ne yapıyorum, ne yaptım? Zihnimden topladım. Sayfayı söylüyor. Ya tılsım. İki nokta üst üste. Yani izah. Ustadım tılsım ne? Bak diyorsa. İki nokta üst üste. Celbeder habis ervahları. Tamam celbet. Ne olacak bende? Deprettirir damarları. Var mı başka orada bir cümle? Aç. Aç. Ben aç bakalım. Benim öyle kalmış kafamda. Celbeder habis ervahları. İki nokta var. Nokta iki tane tık tık nokta ve virgül. Oku. Yatılsındır, celbeder o habis ervahları. O kadar. O kadar. Deprettirir damarları yok mu orada? Yok. Ha, deprettirir damarları. 410'da geçiyor herhalde. Bir kadın bir meclise girse. Deprettirir damarları. O 410. Tamam. Şimdi arkadaşlar, haya. Hayası olmayınca, haya bir perdedir. Haya perdedir. Perde demek örten değil, gizleyen değil. Bir, ne şu nemalandığı zemin, sinema perdesi mesela. O perde olmasa sinema gözükmez. Toprak perdesi diyor. Hava perdesi diyor. Kadının haya perdesini diyor. Haya perdesi bir manada örtendir, çarşafıdır. Bir manada ruhunun neşunemalanmasının yapısıdır, sistemin adıdır. Yani toprak perdesinde çekirdekler çıkar. Mesela toprak perdesi. Ötelerde ne oluyor? Yani perde bir örten manasında, bir de gizlileri açığa çıkartan, neşunemalandıran zemin manasında. Külliyatta ikisi de kullanılır. Daha çok ortaya çıkarma manasında diyor. Mesela kadın diyor, ruhsal yapısını korumak için haya perdesini çekmesini emreder. Örtülmeye anlaşılırken aslında ruhsal yapısını korumak ve ruhani halet ruhiyesinin çıkması için, ruh toprağında o istidat ve kabiliyetlerin çıkması için haya perdesi toprağa lazım. Haya bir topraktır, zemindir. Buna ait yer okuyacağım şimdi. Ha, o celbeder habis ervahlar var ya, hayası olmayan kendisini blok etmemiş, harama bakar. Ne yapar? Harama bakınca o haramın kadınsa erkeğe şehvetle, daha çok erkek kadına baktığı zaman celbeder habis ervahları ne olur? O insanın ruhani, sen zannediyorsun şekli,
şekil simadan, ruhtan bahsediyor. O insana şehvetle baktığın zaman, ben haramdan bahsetmiyorum, bak dikkat et, fiziksel boyutu bazı. O insanın, kadının yaymış olduğu dalga, sen görmüyorsun gözde, dimağındaki dalgalar, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat, dima, inaşaya, vicdan, kalp, ruh. Bu bütünlükle bir dalga var, dalga. Tamam. Bu dalga senin zehirindir. Celbeder, habis ervahları. Celbeder suretleri demiyor. Harama nazar, celbeder habis ervahları diyor. Ne alakası var? Çünkü insan simadan dışarıya vurur. Buradan vurur yani. Buradan ben kendimi bununla ifade ediyorum. O kadının o ruhani bütün özelliğini çekiyor. Celbeder habis ervahları. Onun nesi var ruhunda? Gadabı, hayasızlığı, cini, şeytanı, nefsemmaresi, vesvesesi, paniği, panik atağı, nefreti, öfkesi. Peki ulvilerini çeker mi? Çekmez. Celbeder habis diyor. Habislerini çeker. Çünkü niçin? Ulvi nazarla bakmadı mı? Ulvi nazarla bakmadığı için. Çünkü Allah onaylamadığından. Onun ruhani kemalatı, efendim şunuz bu değil. Çekti, ne olur? Deprettirir damarları, şeyde 410'da diyor. Yani bu sefer geçti kadın, baktın gitti. Biraz sonra öf. Ya nereden geldi ya? Çok iyiydi, kafamız iyiydi ya. Şimdi onun cini sende aktif oldu. Onun pisliği sende aktif oldu. Onun ruhani edep aktif oldu. Ya Allah Allah ya. Ne oldu? Göz oldu. İşte göz bu. Peki Hasan amcam, o bayana rahatsızlık vermeden o bayanları direkt geçit gibi de kullanabilirler o zaman. Kullanıyor tabii zaten. Yani amaç bana gelmek, onu kullanıyor. Mesela Adem Aleyhisselam'a nasıl vardı şeytan? Şu kadını kullandı. Mesela cin bana gelemiyor. Ervah habisi gelemiyor. Şeytan var. İçimizde geçiyor. Herkeste var. Bana gelemeyince ben ne yapacağım? Bana ne yapacak? Bana gelme yolu var. Aptal değil bu. Giriyor musallat oluyor bir tanesine, zayıf bir kadına. Ondan sonra o da haya perdesini yıkıyor, kaldırıyor, çıp çıp. Ben ona baktığım zaman tak onunkisi bana geliyor. Bunun bir manası gözdür. Gözün ama iki yönü de var. Aşırı adalet, aşırı muhabbet. Çünkü Allah Resulü diyor ki şu mezarda yatanların, haşa şey değil mi? Realiteden bahsediyor gerçek. Yarısı gözden öldü diyor. Yarısı gözden öldü. Şualarda anlatıyor bu hadisi. Diyor ki insanı mezara, deveyi kazana koyar. Şimdi haya zemindir arkadaşlar. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Kadının haya perdesi, yani hayasının inkişaf etmesi için haya perdesi lazım. O tesettürüdür, çarşafıdır diyor. Erkeğin ise göz kapaklarıdır. Bak tesettür burada. İttihad-ı İslam'ı bahsederken, İttihad-ı İslam'ın zeminini şöyle diyor. Bir, anlatıyor. İşte bak. Haya ve hamiyetten neşet eden civan merdane hümret. Haya ve hamiyetten neşet eden civan merdane hümmet. Hümmet ne demek? Hümmet. Allah Allah. Yani şefkat. Maya gibi olan şefkat. Tamam mı? Yani haya ve hamiyetten neşet eden civan merdane hümmet. Bundan da ne çıkıyor? Bu da bir araya. Hürmet ve merhametten tevellüd eden masumane tebessüm. Fesahat ve melahattan hasıl olan ruhani halavet. Sırayla gidiyor bak. Bak şeyi nereden şey yapıyor? Ee,
baştan okuyayım. Sırayla yapayım isterseniz. Ortadan aldığım için. İşte bak, haya ve hamiyette neşet eden civan merdane hümmet. Masumani şefkat yani. Şefkat nereden çıkıyormuş? Haya ve hamiyet. Karıştırırsanız oradan masumane, civan merdane, her şeyini feda eden bir humret oluyor. Masumane bir şefkat oluyor. Mesela ona bir tanesini söyleyeyim. Buradan çıkartmıştım. Eskişehir hapishaneden lise mektebinin bahçesine bakıyor. Kızlarla erkekler raks ediyorlar. Bizim şehvetimiz artar. Arzumuz çıkar. Ustad ağlıyor. Ağlamasının sebebi, o kızdan acıyor ya, şefkati insanların imanı kurtulsun, bu deccalın şerinden kurtulsun diye şefkat fazla olursa haya o nispetten az olur. Ama mutlak şefkat değil, hayvanlarda da var. Hamiyetle, hamiyetin mayasıyla şefkat. Yani şefkat var ama onun imanını kurtarmak hamiyeti olması lazım. Ki hamiyet himmettir. Kimin himmeti, milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Yani o kızın imanını ben nasıl kurtarırım? O deccaliyet, kemalizmin rezil rejiminde perişan edilmiş İslam evladıdır. Sorsan kıza Müslüman, tabii ki Müslüman. Ana babası Müslüman, takvalı vesaire. Ama buraya itilmiş, kalkılmış. İtilmiş, kalkılmışa sen ondan istifade yolunu değil, onu oradan nasıl kurtarırım dersin. Bu tür şeyler hamiyettir. Bu hamiyet, vay zındık seni, bunları bu hale getirdin, onlara şefkat olur. Bu hamiyet, hamiyet, şefkati, şefkat, hayayı doğurur. Haya da şehveti örter. Mesela kız kardeşin anana niye eşi var? Karabettin istediğin gelen bir şefkat mutakabile var. Şefkat var. Kız kardeşine şefkat olunca o olmuyor. Şefkat şehveti örter. Ama şefkati de aktif eden hamiyet. Sonra devam ediyor. Hürmet ve merhametten tevellüd eden masumane tebessüm. Demek ki hürmet etmek, merhamet etmek, koy tencereye, hürmet yani haramına girmemek. Mahremine girmemek hürmet. Haram sahasına, haramına girmemek. Mahremine girmemek. Hürmet o. Yani haddimi biliyorum. Allah'a hürmet. Hududumda kalıyorum. Değil o. Allah'a değil. Kişinin haramına girmemek. Mahremine girmemek. Mahrem sahasına girmemek. Hürmeti koy tencereye. Merhameti de koy tencereye. Karıştır. Ortaya çıkacak yavru masumane tebessüm. Samimi tebessüm. Onun için dersin oğlum bu hakikaten samimi ya. Onun için ne güzel demiş. İbrahim Hakkı mı demiş. Büyük bir zattan okumuştum. Gülerken diyor karnı oynamayanlardan korkunuz. Çünkü samimi değil. Hakikaten oynamıyor bak. Ama samimi gülerse karnı oynar. Demek ki masumane tebessüm. Mesela çocuklarda çok var. Başka bir yere götüreceğim. Fesahat ve melahattan, yani bu yerinde, zamanında, vaktinde, siyakına, sıvakına bakarak konuşan da, yani böyle bir tiplerde simalarında şey olur, güzellik olur. Yani ölçülü, muvazeni adam olur. Mesela deli olan, hasta olan, ilaç içen, şey yapan gözlerinden belli olur. Saldırgan olan vesaire olan. Buna diyor ki, buna fesahat deniliyor burada. Fesahat ve melahattan. Melahat yani batındaki güzellikleri zahirine aksetmiş. Bu insanda da ne olur? Ruhan halavet olur. Yani o insana tatlılık hissedersin. Yani seversin, sevencen olur. Ama ruhun ona uygun olması lazım. Ebu Cehil gibi olursan Resulullah'ı sevmezsin. Suç Resulullah'ta değil. Halavet olur. İyi dinleyin bak nereye götürecek. 3.
aşkı şebabiden, yani canlı şefti aşk, yani karşıtını bulmak veya karşılığını bulmak da bir. İki, şefki bahariden, şefki bahari birbirinin güzelliğini anlatmak adına birbirlerinin güzel özelliklerini neşünemalandırmak. Mesela kaşları şöyleydi, şey böyleydi, kitap şöyle okurdu, şöyle yapardı, eni boyu, endamı, vücudu vesaire böyle diye ona ait şiir metiyeler yapmak. Buna şey deniliyor, şefki bahari. Yani bahar sanki, bahar şefki gibi. Yani bitkileri, onun özelliklerini ortaya çıkarıyor. Buna da, bunlar da ne çıkıyor? Aşk-ı şebabetten ve şefki bahariden neşet eden semavi bir neşe. Yani bu tür insanlarda da, mesela büyük zatlarda, ustada, Risale-i Nur'a, cemaate karşı aşk-ı şebabi ve şefki bahari olursa semavi bir neşe olur. Yani huzur olur insanda. Bak bir yere götüreceğim. Götürmek istediğim şey geldi. Hüznü gurubetten, yani batmak, hüznü, yani kaybolmak, yok olmak da insanda bir hüzün olur, batanlarda. Ve ferah seherde neşet eden, yani hüznü gurubeden ama tatlı bir şey. Kavuşmak manasındaki bu kaybolmaktan ve ferahlı seherden, yani uyku ve gaflet olmaksızın ruhun devamlı huzurda olması, biraz öncekisi. Uyku ve gaflet insanın ruhani lezzetinden koparıyor. Uyku ve gaflet olmadan kavuşma manasında hüznü. Bu ikisi birleşirse melekütü bir lezzet olur. Ve devam ediyor. Burada ilk neyle başladık? Haya ile başladık. El hayâü minel iman. Haya imana işaret ediyor. Veya iman hayaya işaret ediyor. Yani haya imandandır. İmanı olan da haya olur. Hayalıysa imanı da vardır. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Burada da kaynak hayat, hay gösterdiği için şey yaptım ben. Okudum. Bir daha okuyayım o cümleyi en başta. Haya, haya ve hamiyette neşet eden civan merdane humret. Yani masumane şefkat. Onu aktif ediyor, onu aktif ediyor, onu aktif ediyor, onu aktif ediyor. Böyle gidiyor yani tekerleme, kar topu gibi böyle. Dağın tepesine yaparsınız böyle, dağı bırakırsınız, vadiye dev gibi bir şey olur. Tamam. Şimdi ne olduk, nereye geldik bilmiyorum. Bu haya, bu kelime hicap, utanma, edep, ar, namus, umumi genel manadaki lugat. Namus, Allah korkusuyla günahtan kaçınmak manalarına gelir. Hayadan mahrum olan hayasız kalır. Hayasızlık ise ne demek? Hay-a. Hay ismine en cami hayadır. Çünkü kadın haya, kadında haya güzel değil. Erkekte haya güzeldir. Kadında haya nedir? Tabii. Bakayım diyebilecek mi? Erkekte haya güzeldir. Kadında haya güzel değil. Fıtri. Hah, kim dedi? Çok güzel. Fıtri değil. Kadında haya çok güzeldir. Erkekte güzeldir. Cömert erkekte çok güzeldir. Kadında çok güzel olmaz. Cömert kadında güzeldir. Çok cömert olursa namusunu da peşkeş çeker. Yani yeri değiştirmeyeceksin. Mesela cesaret erkekte çok güzeldir, kadında güzeldir. Haya ise kadında çok güzeldir, erkekte güzeldir. Hay ismine en cami mazarlarda olur. Haya, çünkü hayatiyeti doğuruyor. Hayat üretkenliği var. Hayada olur. Yalnız bedensel bir üreme olur. Nasıl kadın çocuğu imal ediyor, orada imal ediliyor. Aynı bir şekilde kadında da haya çok olursa,
çocuğu ürettiği, orada inşa edildiği gibi bir devlet de, bir millet de, insanlık da gene o kadında inşa olur. Anladın mı? Kadın da çocuk inşa ediliyor. İnşaat yeri orası. Bina orada yapılıyor. Bu çocuk nasıl yapıldığı gibi bir sürü organları var. Milletler, devletler ve insanlık alemi de kadının haya zemininde inşa ediliyor çocuk gibi. Haya mazar olduğu için hay sıfatına. Ne anladıksa ne bileyim. Hayasızlık ise semavi ve ahlaki mefhumların vicdani şuuru kazanamadığından kötülükleri aleni ve sıkılmadan işleyebilmektir. Hayasızlık, bir de okuyayım. Manevi ve ahlaki mefhumların vicdani şuuru kazanmadığından kötülükleri aleni ve sıkılmadan işleyebilmektir. Hayayı almasa. Erkekte ve kadında günah nasıl işleyebiliyor? Haya gitme nispetinde işleyebiliyor. Haya günah manidir. Allah'tan utanır, etraftan utanır, kendinden utanır, ilimden utanır. Tamam. Utanır. Ama aleni ve sıkılmadan işleyebiliyorsa bu da zaten bir gizli günah işlenir. Bu hayasıdır. Ama alelen işlenin hayası yoktur. Hayası olmayınca imanı da yoktur. Allah Resulü diyor ki her türlü rezil ve kepaze diyor günahları, bir mana söylüyorum. Her türlü günahları işleyene ben şefaatim olacaktır diyor. Fakat fasik-i mutecaire asla şefaatim olmayacaktır diyor. Fasik-i mutecaire kimdir ya Resulallah? Bidâ ehli. Bidâ ehli ne demek? Günahları alelen işleyen ve dinde olmayanı dinde var gösteren, varı da yok gösteren. Fasik-i mutecahir şey denilir. Fasik-i mutecahir günahı alelen iftihar olarak işleyen, ki buna şefaat-i kübra yoktur. Bunlar cehennemin köpekleridir diyor. Diyor ki sıkılmadan işleyebilmektir. Şeklinde tarif edilebilir ki fasik-i mutecahir manasındadır. Fasik-i mutecahir yani günahı alelen işleyen. Onun için fasık-ı mütecahirin gıybeti de caizdir. Fasık-ı mütecahirin gıybeti de caizdir. Pislik olduğu için. Ahir zaman fitnesinde böyle hayasızlıklar medeninlik namı verilerek ekseriyetçe işleneceğini hadisler haber veriyor. Haya ise günahlara karşı büyük bir manidir. Haya ne kadar inkişaf ederse. Evet, manevi ve ahlaki yüksek hissiyata sahip olan kimse, o haletinin neticesi olan haya hissi sebebiyle açıkça günah işleyemez. İşlese hayadan yüzü kızarır. Fakat böyle kamil bir haya hissine sahip olabilmek için, şair İslamiyet tam manasıyla yaşayan bir cemiyet veya bir cemaat içinde yaşamak lazımdır. Haya bilgi değildir. Haya yaşantıdan oluşan bir şeydir. Yaşamın kendisidir. Yaşanmada olur. Yaşayarak gelişir. Öğrenilir, malum olur. Haya olmaz. Haya bilgisi olur. Haya yaşanan bir şeydir. Yaşanandan gelişendir. O da ya cemiyette yaşayacaksın ya da cemiyet yoksa cemaatinde yaşayacaksın. Cemaatta gelişir yani. Haya okuya okuya değil, bu toplamayı okuya okuya değil. Bu toplamayı okuyarak nasıl yaşayacağını öğrenirsin. Yaşayarak haya olur. Yaşamla olur haya. Nasıl yaşayacaksın? Yani bu cemiyette hayayı aktif etmiyor ki, hayayı tahrip ediyor. Nasıl cemiyet buna müsait değil ama şey müsait, cemaat müsait. Cemaatsız mümkün değil. İşte cemaatin şartı da budur. Yani bu cemaatin karşısına, yani cemiyetin karşısına cemaati çıkartıyorsun. Hususi bir cemiyet. Burada gelişiyor.
O da olmasa, yani bir cemaat olmasa, o da olmasa, ferdin kendisi şaire ve sünnete riayetkar olup yaşaması gerekir. Aksi halde yalnız haya değil, belki vicdaniyatta zedelenme ve zayıflama başlar, bir kısmı mahvolur. Bediüzzaman Hazretleri bir eserinde şöyle diyor. Kastamonu 30'da şöyle diyor. Umum bahusus avami mümininin istinadgahları olan İslami esaslar ve ceylanlar ve şairler kırılması ile bozulmaya yüz tutan vicdani umumi şeklindeki veciz ifadesiyle milli ahlakta tereddinin asıl sebebi bildirilir. Yani milli ahlakta tereddi reddetmek, dini reddetmekten o insanda oluşan ruhsal çöküntü. Dini reddediyor hayatında. Haya diyor, haya kadınlarda daha önemlidir. Zira milli ahlakın bozulmasında, hatta ahir zaman fitnesinde yüzsüz, yani haya hissini kaybetmiş kadın ve kızların rolü büyüktür. Bunun içindir ki Sahih Buhari 67, Kitabun Nikah 17 babında, İbn-i Mace 36. Kitabul Fiten 19. babında, Sahih-i Müslim 8. cilt 228. sayfada ve 97, 98, 99 hadislerinde ve sair hadis kitaplarında ne diyor biliyor musun? En zararlı fitne kadın fitnesi olduğu beyan edilmiştir. Evet, hayalı kadının hayalı kadın hem böyle fitnelere alet olmaz, hem aile hayatında merkez olan kadın emniyet ve şahsiyet kazanır. İşte bu gibi hikmetler içindir ki bir hadis-i şerifte el haya'u hasanu velakinnehu fin nisa'i ahsen. Yani haya unutmak, haya utanmak güzeldir. Fakat haya kadınlarda daha güzeldir buyrulur. Hikmet Gonceleri 500 hadis-i şerif var orada. Hadis nosu 153. Haya hissini tahrip eden sebeplerden bazıları. Sanem perestliği, put. Put perestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi putperestliğin bir nevi taklidi olan suret perestliği de men eder. Medeniyet ise suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli gölgesi suretler. Nedir o? Gölgeli suret nedir mesela? Erdinç? Gölgeli suret. Resim gölgesiz herhalde. Heykel de gölgeli mi? Evet, çok güzel. Yani heykel diktiğin zaman gölgesi var. Resmin gölgesi yok. Sensin gölge zaten. Gölgeli gölgesi suretler, neymiş o heykeller, resimler? Bir, üç tane sebep var. Onun için resim çektirirler. Yani bu maslahat olan resmi idarelerdeki resim değil. Diğer, ihtiyaç olmadan çekilenler üç sebeple olur. Bir, yazulmu mutacir. Yani o millete baş belası olan heykeller. Kim o bir milletin baş belası? Mutacir, taşlaşmış zulüm görüntüsü. O memleketin baş belası. Zalimi manasında. Veya bir riya-i mütecessit. Böyle riya. İşte selfie dedikleri hepimize dair bu. Riyakarlık. Resimler çekmek. Hele hele sofraları, mahremleri çekip servis etmek Facebook'larda haramdır. Nasıl haramdır? Mahremini sergiliyorsun, karısını gönderiyor. Ondan sonra bir de kul hakkına tecavüzdür. Yemekleri gönderiyorsunuz, alamayan, yapamayanın iştahını açıyorsunuz. Ondan sonra insanlar harama teşvik ediyorsunuz. İktisat değil, israftır. Göz hakkıdır. İsrafı teşvik ediyorsunuz.
yazıklar olsun yemek sofralarını servis edenlere. Ben de dahil, kim olursa olsun. Ne kadar acayip bozulmuşuz. Ey Osmanlı'nın torunları bizler. Ecdadımız göz hakkı olmasın diye çarşı pazardan aldığı malzemeleri filesinde gazete veya torba götürüp, gazete yoktu o zaman. Torbalara, benim dedem biliyorum, portakal mı getireceğim adam, öyle gözüktüğünü görmemişiz. O zaman da poşet yok, file vardı. File. Onu bez götürürdü, babaannem verirdi. Beze sararlardı, sonra fileye koyarlardı. Gözükmesin diye. Şimdi biz gören görüyor, görmeyenler de servis yapıyor. Utanmadan ya, sıkılmadan. Sofralarda bazı arkadaşlar bizi de çekiyor. Diyorum ki bak çekme, çekeceksen sakın şey yapma. Diyorum, yemek yiyorsun da. Yemeği niye çekiyorsun? Başka şart bulamadın mı ya? Niye yemek de çekiyorsun? Çoğunlukla haberin olmadan çekmişler vesaire. Bir bakıyorsun sağda solda kimin yaptığı belli değil. Olmaz ki yani bu. Hiç olmaz. Ne diyor? Riya-i mütecessit. Riya, ikincisi bu. Yani şöhret. Üçüncüsü heves-i mütecessimdir. Heves. Bizimkisi buna bakıyor. Beşeri zulme ve riyaya ve hevaya hevesi kamçılayıp teşvik eder. Birincisi zulme. İkincisi riyaya. Heves-i mütecessim yani bize bakıyor. Hevaya bakıyor. Burada zulüm sadece o zalim hükümdarlara mı bakıyor? Başka... Yok. Zalim hükümdar. Mesela riya da zulümdür. Mesela heves için bunlar da zulümdür. Dayatıyorsun adamın yemesine. Bu da zulümdür, adama zulmediyorsun. Mesela resimler mesela. Kız çocuklar düzeniyor. Ben de artist olayım diye gayrimeşru yollara düşüyor. Birinci beslendiriyorsun. Tabii canım. Birinci de zulüm, onlar da giriyor değil mi? Ha, birincisi zulüm. Onu kastettim. Sif o. O zulüm o. Diğerleri zulüm değil. Yani şu. Suretler. Bazı suret ve heykeller, mesela Deccal'ın okulda resimleri var, heykelleri var. Bu zulümdür. Riya-i mütecessit, bu daha çok artistlerde olan riya. Harama insanlar itiyor. Heves-i mütecessim, heva. Hepimize bakıyor. Heva, hava. Heva, hava. Heva, hava. Yani bilineyim, tanınayım, konuşulayım, benden bahsedeyim, unutulmayayım, gündemde kalayım. Ne olursa olsun. Namazgâhında telvis etmiş. Ta ki şöhretperestlikle. Ya benden bahsetsinler diye. Ulan lanet etsin ya, adam namazgâhı pislemiş. Demişler ki herkes senden bahsediyor. Niye? Namazgâhı pislediğin için. Ne diyorlar? Lanet olsun falanca. Benden bahsediyorlar ama diyor. Lanet ediyorlar ama benden bahsediyorlar. Olsun, lanetleri bir şey değil. Benden bahsediyorlar ya demiş. Şöhretperestlik, lanet diye hoş görmüş. Bu kadar rezildir. Gülüyoruz buna ama maalesef buna biz de dahiliz. Yaptığımız aramlar başımıza çıkacak, neler olacak, onları yayınlıyoruz. Adam karısını yayınlıyor ya. Utanmıyor ya. Mesela desem ki bak. Kardeşim bakar mısın? Buyurun. Ya merak ettim. Karın nasıldır ya? Bir bana göstersen. Resmi var mı? Ne diyorsun lan sen? Çok merak ettim ama ya. Niye kızıyorsun ya? Ya çocuğu kucağındayken, çocuğu severken veya seninle sarılıyken resim yok mu görsen? Adam vurur değil mi? Ama utanmadan bunu ben söylediğim zaman böyle bana şey yapıyor, haklı tabii o. Ama gidiyor Facebook'lara şurada burada karısını sergiliyor. Yayıyor. Niye yayıyorsun kardeşim? Orada mı kalacak? He? Yayılacak mı, yayılmayacak mı? Herkes seyredecek. Zaten seyretmeyecek. Resim duymak için, koklamak için, yemek için, dokunmak için değil ki, seyretmek için. Yani seyredin demek değil midir resim? Bakmayın mı demektir resim? Bakmayın, ha karımın resmini gönderiyorum. Böyle bir şey olur. Bakmaman için gönderiyorum. Ben de herhalde kafa eksik. Benim için yapılan fiilleri dile getiriyorum. Onun için ben sevilmiyorum. Biliyorum zaten sevilmediğimi. Kim olursa olsun, ben de yapıyorsam ben de böyleyim. Hevaya hevesi kamçılayıp teşvik eder. Hem Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için, hürmetini değerli ve kıymetli olması için haramiyetine girmemek, mahremine girmemek, alemine, haram mahrem aynı şeyden geliyor kökten. Yani ruhsal yapısını bozmamak,
onu değerliyken, değerli muhafaza için Cenab-ı Hak haya perdesini takmasını emreder. Korunması için, onun hürmetini korumak, değerini korumak için Cenab-ı Hak haya perdesini takmasını emreder. Haya perdesi. Hayayı gösteren perde. Mesela Gavuristan'da da yapın. Açık saçık olursa dolarsın aynı kadın. Bir sürü sakıntılık olur. Bir tesettüre girsin. Aynı kadın bakan olmaz. Çünkü perde senin arzularına reddediyor. Ben senin aletin değilim. Yani açık saçıklık ben hevesine bakmak için varım. Bakma bana. Ne süslendi kardeş? Şekil göz içindir. Koku burun içindir. O zaman Hasan abim tesettüre girince yaratılış gayesi olan kadınlık vasıf ve sıfatları inkişaf ediyor, açılıyor. Eğer tesettüre girmezse toprağı bitirmiş. Ağaç çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Ölüyor. Kadınlığından şey yapıyor. Çekirdek toprağa atarsanız ağaç olur, yoksa olmaz. Güneş ve su onu bitirir. Allah o zaman niye onu bayan yarattı? Evet. Yani kadınlık sıfatları çıkmaz, erkekleşir. Erkekler diyor, heves hatta kadınlaşırsa, kadınlar da erkekleşir. Yani erkekler kadınlara bu noktadan talebi çok olur veya evlenirken güzelliğine bakarsa vesaire bakar, kadınlar da bu noktada bu tarafa meylediyor. Ölçüler değişti ya, yani kişilerdeki değişiklik. Yani kadının hürmeti kalmıyor. Hürmetini muhafaza için Cenab-ı Hak kadınların haya perdesini takmasını emreder. Niye? Ta hevesat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler. Alet hevesat. Yoksa ne olur? Kadın alet hevesat. Heves aleti. Emniyetsiz bir meta. Emniyetsiz bir mal. Çokça ele geçen. Parayı bastırıyorsun. Alıyor adama, kadına sahipleniyorsun. Bu ne acayip bir şey ya. Yani biraz duya duya normalleşti de alemimizde. Bir hakikatini düşünürsen. Ne diyor biliyor musun? Emniyetsiz bir meta. Araba gibi, ev gibi, kalem gibi. Ne bileyim, acayip bir şey. Yani sokakta tuvalet ihtiyacı var ya. Tuvalet ihtiyacını gidermek için veriyor, tuvalete giriyor. İşte kadına böyle bakıyor. Bir ihtiyacı giderme yeri. Emniyetsiz meta bu. O şefkat madenleri, toplumun ve milletin ihya edildiği, evladımızın zemini, nerede onlar? Defi hacet için bir yer olarak görüyor. Çünkü emniyetsiz meta. Nerede? Ayakların altında cennetin olması nerede? İşte bu tesettürsüzlük yapıyor bu hale. Emniyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler. Haşiye, neyse haşiye okumayayım. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp kadınları yuvalarından çıkarmış. Burada 410'da kadınları yuvalarından çıkarmış. Kadınları yuvalarından çıkarmış, hayayı anlatırken söylüyor. Ruhani böyle şeyleri var ya, çekiyor. Mesela uydudan resimler, filmler kapımızdan girmez. Uçarak gelir. Ruhani latifelik uçar. Bedensellik gider gelir. İşte bu haya yaşantıyı anlatıyor. Realiteden olduğu için kadınlar yuvalarından çıkarmış. Haram-ı nazar ise gidip gelmeler eylemsel değil, havadan gelen şey. Onun için kadınları yuvalarından uçurmuş. Yuvalarından derken illa ev değil. Yuvalarından uçurmuş. Kadın bu değildi ki, ruhuydu. Buradan uçurmuş. Uçmuş, kafası başka yerlerde. Uçmuş. Hop uçtu. Birisinin bilgisayarına kondu. Birisinin televizyonuna kondu. Uçmuş hop insanın gözünden hop ruhuna girdi.
uçmuş, uçarak. Uçuyor. Yani dalga boyu. Halbuki aile hayatı kadın erkek neydi? Şuradan. Halbuki medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki yani beşeri deyince kadının, açık saçık kadının süperkeye zarar vermiyor. Kanımca en az erkeklere verdiği kadar zarar açık saçık kadın kadına zarar veriyor. Hasan abi bilmiyorum ifade edebilir miyim de bu karşı tarafa bilgisayarda bağlantı kurarken bir kere arada bir haberleşmenin başlaması için güvenli bir kanal açılması lazım. Güvenli bir yol açılması. Tembiva gibi değil mi mesela? Almanya'dan adam benim bilgisayara giriyor havadan. Sizin izin vermeniz lazım, açmanız lazım. Şimdi karşı taraftan nazarların bana gelebilmesi için de benim ona beğeniyle baktığım zaman ona o kanal açılıyor. O kanal açıldıktan sonra araya artık hackerlar her şeyi gönderebiliyor. Kanal açıldıktan sonra her şey gidiyor yani. Bilgisayarcı ya. Çok güzel ifade. Çok güzel ifade etti. Onun için zaten din demiş ki böyle giderken çarptım bir tane böylece ona günah yazmıyor. Kast değil. Çarptım. Bir daha bakarız ona neydi dedin mi? Ha, onayladın. Tembiva şifre. Sağ olmayadan benim bilgisayarıma girip bilgisayarımı tamir ediyor. Yani o... Şifreyi veriyorum giriyor bilgisayarım. Sanki benim bilgisayarım da çalışıyor. Aynı oluyorlar. Mekan kalmıyor. İnternette de öyle. Havadan geliyor kadın. Havadan gelmiyor mu? Uçuşuyor. Evimin çatısından, çanak anteninden giriyor. Cep telefonuma resimleri havadan geliyor. Bu başka bir hadise. İşte kadın tesettürlü olunca şifreyi vermiyor. Sen de onun kanalına giremiyorsun. O zaman hevesle olmuyor. Ona hevesle bakamıyorsun. Şifre onu... gözden veriliyor değil mi? Evet, şifre gözden veriliyor. Yani... Şu an şunun için söylüyorum. Yok, şifre gözden verilmiyor. Kur'an-ı Kerim'de ayak topukları, kulak, burun, göz diyor. Hepsinin bir manasını söyleyeyim hale. Yürürken topuklarını, öyle çünkü kadının kasten mesela o ince topuklu ayakkabı çıkarmışlar. Çünkü kadına zulümdür. Zaten zayıftır, yürümesi zor. Bir de bu kaldırımlarda böyle kalem gibi. Kasten onu yapılmış. Hem sese hem de o yürüyen kadının bedensel hareketi farklı oluyor onunla. Bu Kur'an nazarı çekerek yürürken nazarı dikkati çekecek ayaklarını yere şey yapmasınlar. Onların tıklamaları farklı olur. Bu birinci şifre. İkincisi koku sürünerek dışarıya çıkmasınlar diyor. Burun. Hadis-i şerifte anlatıyor. Peygamber aleyhisselam diyor ki kadının diyor sesi nereye kadar gitmişse haremine işte yabancıya yani ne demem lazım namahrem haramına kadının sesi ne kadar haramına gitmişse Allah Resulü hadiste dili oraya kadar çekilecek. Hüküm de bu zaten. Nereye kadar sesi gitmişse, haram sesi, oraya kadar dili kerpetinle uzatılacak. Dili öyle olacak. Ne yaptı? Şifreyi dile verdi, sese verdi. Kulağa lakırtı şey yapmasınlar diyor, kıvıra kıvıra konuşmasınlar diyor. Sesi de söyledik. Bildi. Göz de böyle. Bunlar şifredir. Onayla alınca artık iki bilgisayar arasında mani yoktur. İkisi birdir. Ha ona girmişsin, ha buna girmişsin. Aynı. İlla ki o karşı tarafın üzerinde olması gerekmiyor Hasan abi. Kenarda Allah-u Alem hazırda bekleyen bir tane olduğunda mesela ben şey yapacağım. Burada bütün bağlantıları dinliyorum. Kablosuz bağlantıların hepsini. O anda bekliyorum ki bu banka kelimesi geçsin. Banka kelimesi geçtiği anda hah diyorum. Burada banka kelimesi geçti. Kimin bilgisayarında? Vedat'ın bilgisayarında. Hemen dinlemeye başlıyorum Vedat'ı. Banka. Ha telefon dinlemesi gibi. Sayılar geçti. Ha tamam şifre. Tamam buldu. Kanal açıldı. Şifre bu gir. Bilgisayar sistemine böyle geçiş yapıyorum. Yani illaki o bayanın üzerinde erva habise ya da benzeri şey olmasına gerek yok. Sen o nazarla Allah-u Alem baktığın zaman senin o portun, bakış portun açıldığı için oradan
ona zarar veren ya da direkt üzerinde olmayan bir şey dahi senin açışı açık olduğun için gelebiliyor. Yani onun üzerine, onda pislik yok. Olmasa bile. Ama açıksa açık. Onda bir cin yok, erva habisi yok, panik vesaire. Olmasa bile onu teğetle sana gelebiliyor. Halbuki açık saçıklık, yani günahtan bahsetmiyor biliyor musun burada? Haramdır, günahtır, sen işte cehennemde ateşe falan. Yani fiziksel boyutu anlatıyor. Ruhsal yapıyı anlatıyor burada. Açık saçıklık bir, bak samimi hürmeti kırar. Yani karı koca evde benim yanımda pespaya dolaşıyor. Üstü başına dikkat etmiyor. Bir sürü yemek listesi gibi yemek kokuyor. Pespaya çık dışarı çıkarken duşunu alıyor. O yemek kokuları gidiyor. Güzel elbise giyiyor. Güzel kokular sürünüyor. Bilmem ne yapıyor çıkıyor. Şimdi adamın vicdanı varsa ki var. Yoksa ölmüş zaten adam değil. E ne yapar ne der? Ulan Allah Allah benim yanımda pespaya sokağa çıkınca boğar. O zaman kocası mı sokak? Bana güzel gözükmesi gerekirken başkalarına güzel gözükmeye çalışıyor. Bunun niyeti nedir? O zaman ifade etsin veya etmesin. Erkeğin ruhunda hürmete, samimi hürmetle zarar verir. İki, samimi muhabbeti izale eder. Aile hayatını zehirlemiştir. Günaha sokmuştur demiyor. Aile hayatına zehir koymuş. Hususan suretperestlik, bak hepimizde başladı bu. Acayip. Facebook'lar bilmem ne. Suretperestlik. Allah Resulü diyor ki benim resmimi dahi görseniz diyor ayak altına alın. Abi üstadı koydum lan Resulullah diyor ya. Babam var diyor. Babanım dedemin diyor. Hayır koyamazsın kardeş. Çünkü o resimlerin gözlerine cinler geçiş yapıyor. Odalarda evlerdeki resimlerin gözlerinden giriyorlar. Hangi resimlerin? Ruh sahibi olan her resimde var. At resmi ruhtur. Ağaç resminde olmaz. Çünkü ağaç ruhlu değil, hayatlıdır. Ruh olan her şeyin gözünden orada bulunabiliyorlar. Oradan geçişi, göz. Sen de bana işte bunlardan sıçrıyor. Hususan suretperestlik ne demiş? Zehirlemiştir, zehir. Burada celbeder habis ervahlar var ya. Bir de bak buraya okuyayım. Celbeder habis ervahları 727 sözlere bak bu ne diyor bak şurası onu şey yapıyor şer ediyor. Halbuki açık saçıklık samimi hürmet samimi muhabbeti izale edip aile hayatını zehirlemiştir. Hürmet olmaz, samimi olmaz. Muhabbet olmaz. Hususan suretperestlik ahlakı fena halde sarstı. Sukutu ruha sebebiyet verdi. Sukutu ruh ruhun çökmesine sebebiyet verdiği şununla anlaşılır. Nasıl ki merhume ve rahmet muhtaç bir güzel kadının cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlakı tahrip eder. Ok meydana devlet hastanesine gitsen. Morglar var. Morg. Ölü kadınlar var. Ölü erkekler var. Hiç kimse yokken SSK'nın Göztepe Ok meydana hastanesine gitsen. Oradan da morkuna insen. Mork açıktır. Orada bir sürü cesetler var. Donmuş. Bir günlük, bir haftalık, sahipsiz. O cesetler mesela morklar iki ayrı. Erkek kadın. Erkeklerinkisi vazife yaptığım için biliyorum ya. Beyazdır bezleri. Sarılan bez. Kadınların morktaki cesetleri pembe ile sarılır. Oradan morktaki cesetleri. Ben böyle yaptım tabii. Şimdi adam bir tanesi indi gece yarısı. Işığı yaktı. Morka girdi. Kadının pembe olan kadının cesedini açtı ve baktı. Bu nasıl bir ruhtur? Hasta. Bak şimdi. Nedir? Şöyledir. Ahlakı fena halde sarstı. Ahlakı dibe vurmuş. İki, sukut ruha. Bitmiş. Dinamitlenmiş ruh. Sebebiyet verdi. Şununla anlaşılır. Nasıl ki merhume rahmete muhtaç. Rahmete muhtaç bir güzel kadının cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlakı tahrip eder. Tamam. Ve bizimle alakası yok. Morka giden adamla alakalıydı. Bak bakalım bu bize bakıyor işte. Öyle de ölmüş kadınların suretlerine. Ölmüş kadınların filmleri yok mu? Facebook'ta paylaşımları da var. Facebook'ta var. Facebook mudur nedir? Ondan sonra filmleri var, resimleri var. Bak. Ölmüş kadınların suretlerine veya
yaşıyor film veya kadın veya sen ben. Sağ kadınların küçük cenazeler hükmünde olan suretlerine heveskârâne bakmak, derinden derine hissiyat-ı ulvi-i insaniye sarsar tahrip eder. Sözler 410. Hani bizi niçin abi bu kadar dersi geliyoruz, kitap okuyoruz, evrat yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Abi gene olmuyor. Dün bir tanesi canımı sıktı. Gece geliyordum. Sağa çektim. Arabayı sağa çektim. Uzaktan geliyordum. Çağlayan'a girdim. Çağlayan cebine girdim. O adliyenin oraya gittim. Yeri de söylüyorum size. Abi sıkıntım var dedi. Senin dediğini yaptım dedi. Gene sıkıntım gitmedi dedi. Dedim ki şunu yaptın mı? Sabah namazı dahil kalktın, namazını kıldın vaktinde tesbihatı yaptın mı? Yaptım abi dedi. İnternet televizyonlardan uzak duruyor musun? Evet abi dedi. Güzel. Hizbul Kur'an'dan her gün bir iki sayfa okuyor musun her gün? Abi dedi tembellik yaparım diye şirkete girdim diyor. Güzel. Her gün istisnasız akşam namazı ile gece 12 bunlarla kalıp bir şey anlatacağım. Akşam namazı ile gece 12'si arası Asay-ı Musa'dan veya ya yatak odanda veya salonda en az Asay-ı Musa'dan 10 dakika Risale'yi okudun mu? Asay-ı Musa'yı okudun mu? Okudum abi dedi. Haftada bir gün derse gidiyor musun dedi. Abi 2'ye çıkarttım dedi. Hepsi tamam. E bu adam 37 yaşında niye hala sıkılıyor? Niye sıkılıyorum abi dedi ya. Aynı devam ediyor dedi. Kaç ay oldu benim sana söyledim. Abi 40'ı da geçti. O zaman şu. Adın gibi bil. Ah almışsın. Ah almışsın. Kul hakkı var üzerinde. Ah Allah. Abi ne demek dedi ah. Dedim ki eşine, ortağına, herhangi bir Müslümana durdu. Abi dedi ben iki evliyim dedi. İlk kadınla boşandım dedi. Dedim ki zulmettin mi? Ettim abi dedi. Bunu almayadan arıyor. Ettim abi dedi. Ettik abi dedi. Doğru dedi. Çok zulmettik dedi. Kadını da ondan sonra Türkiye'ye gönderdik dedi. Zulmettik dedi. Çocuğu da duruyor. İki tane çocuğu. Orada burada babaannesinde büyüyor. Ben hevesime, ben sana açık söyleyeyim ki bana çözüm üret dedi. Hevesime uydum. Başka bir kadın aldım. Onda da mutlu değilim. İşte şu aldayım. Ah alma. Çıkar aheste aheste. Benim yapacak hiçbir şeyim yok. Ne olacak? Bunun çaresini bilmiyorum. Ah aldım. Kul hakkı mı var senin üzerinde? Bir tane şekli bu. Bir de kulak. Mesela başka bir tanesini anlatıyorum. Hem size çare üretiyorum. Nereden arıyorsun? Abi Zonguldak'tan arıyorum dedi. Ben seni siteden tanıyorum dedi. Neyse uzatmayacağım. Bak neticeyi söylüyorum. Bunlar 3 müydü? 4 kardeş. Fırın açıyorlar. Fırın üstü bina. Oturuyorlar. Ondan sonra bu kardeşler işler çabuk olsun diye mi nasıl olmuşsa bilmiyorum. En büyüklerin üzerine tapu. Bina ve fırın. Hepsi ortak. Ortanca mı? Ufak kardeş galiba. Sen bir yer şey yaparken yani trafik kazası bir şey oldu. Ölmüş. Bu üçü bir araya geliyor mesela. Onlara bakıyorlar. Tabii yeğenler karısı. Yetim de çocuklar. Ne yapıyorlarsa sonra seneler geçiyor falan. Kadını ve çocukları yeğeni. Kardeşinin karısını ve ne? Hakkı da aynı. Mahrum ediyorlar. Tapu zaten üzerinde yok. Mahkeme veriyor kadın, şey yapıyor. Ve oradan atılıyor, atılıyorlar. Ve ondan sonra kadın kayıp anne babasının yanına gidiyor. Neyse. Ondan sonra demiş ki, beni nasıl böyle dışarıya attınız? Bana böyle nasıl zulmettinizse, Allah da size böyle muamele etsin. Allah da rahmetinden sizi böyle dışarıya atsın. Ortanca çocuk, kardeş bu bedduadan sonra balık tutmaya gitmiş, dere kapmış götürmüş, dere gelmiş. Gitmiş. Ondan alttaki
psikiyatride yatıyor. En büyüğü arıyor. Şimdi bunların gitmesinden bu ahta bir şey var mı? Ben de evimde huzur yok diyor. Çocuk serseri diyor. Şey yapmış falan. Darmarmış. Kimseden ah alma. Haram yeme. Haram ile abat olan kahr ile berbat olur. Haram yiyenin yedi sülalesi bedel öder. Bu da böyle. Ah alma. Haram alma. Yarayacağını mı zannediyorsun? Sana nasıl yansıyacak biliyor musun? Bir gün bir psikoloji bozukluğu. Aa nereden geldi? Nereden geldiğini ahirette görürüz. Panik, panik atak, buhran, bunalım, depresyon, intihar. Ondan sonra malda bereket yok, çalış çalış. İşte dikiş yok, o işten o işe, o işten almayacaksın ahı. Kimsenin ahını almayacaksın. Ya, o dahili sebepti, beş tane. Şimdi harici sebep bu. Buna da yapmayacaksın. Haramdan bahsetmiyoruz da. Sukutu ruha ve sukutu ahlaka sebebiyet veriyor. Sukutu ruh, yani ruhun çöküntüsü, ahlakın tarumar olması da huzur mu arayacaksın? Kendini koruyacak. Fizikseldir bu. Adetullah böyle işliyor. Yani harama bakmak da sana böyle günah yazıldığı, ahirette seni yakacaklar, kefende olunca yılan gelecek falan bahsetmiyor, gördün mü? Diyor ki, celbeder onun diyor habis erbahlarını. Bu ne biçim kitap ya? Celbeder onun habis ruhlarını. Ne olur sende deprettirir damarları. Deprenir. Ya asabilik olur, ya gadap olur, ya ırçın olur. Ya dünyalık olduğu halde hala doymamazlık vermiş Allah Yahudilere verdiği gibi. Her şey var, hiçbir şeysi yok gibi. Hiçbir şeyden tatmin değil. Şımarık, bağnaz, geçimsiz. Acayip bir şey ya. Yani toku doyuramazsın ya. Toku doyuramazsınız tok insanı. Zengini memnun edemezsiniz kardeşim. Aynı bunun gibi yani böyle. Versen her şeyi hiçbir şeyde memnun değil ya. Bu tipler ruhu perişan etmiş. İki sebepten dolayı. Ya bu hangi tipler saydıkların? Birincisi ahlakı sarsılmış, sukutu ruha sebebiyet vermiş. Facebook'ta yemeğini hanımını paylaşmak sukutu ruhtur. Dur diyemezsin de onlardan olabilir. Karısıyla yemek yiyorum paylaşıyor. Ya o hiç kusura bakma ben aldım sana Facebook'ta. O vay be delikanlım be maşallah ona ne yemek yiyorsun maşallah demem. Ona karısına bak be ne güzel karısı var Allah Allah. Allah böyle yani bu olacak. Bu olacak. Kim ya? Erkek kadına bakar kadın ne? Şimdi Facebook var senin evinde. Peki sana soruyorum ey erkek. Facebook'ta bir kadınla erkek bir sofrada yemek yerken geldi akrabanda. Sana soruyorum ey adam. Sen bu sofrada kime bakarsın? Kadına bakarsın. E peki senin yanındaki kadın o sofrada kime bakacak? Adama bakacak. Sen dersen ki ulan ne güzel kadın ya. O da ne diyor? Ulan ne güzel erkek lan. Ya. Ne tarumar olmuşuz değil mi? Hep böyle dersleri harici. Hariç canım bizimle alakası yok sokaktakilerle. Böyle. Oysa bize. Sukuturu. Abi niye bu? Okuyoruz o. Tutmuyor ki kardeşim. Arabayı şarja koyuyorsun. Veya cep telefonu şarja koyuyorsun. Bir saat sonra gene bu sıfırlandı. Biliyorsunuz değil mi? Eski Nokia'larda öyle var. Tutuyorum yarım saat tutmuyor. Dedi ki Yusuf abi bıktım dedi ya. Değiştir şunu dedi ya. Değiştir ya. Ulan Yusuf abi dedi bu artık şarj tutmuyor. 6 senemi ne kullandım biliyorsunuz da dersi çekmekte kullandım N95 var. Bütün ses dersler onunla çekmişti. Kulana artık şarj tutmuyor. Bir şey anlatmak için fişe sokuyorum tutmuyor. Anlatıyorsun adama derse tutmuyor. Anlatıyorsun şarj tutmaya pil gibi. Deforme olmuş. Sukutu ruh, sukutu ahlak. Ne anlatırsan anlat. Bunlar ancak bela ve musibetle uyanırsa uyanır. Başka uyanmaz. En güzel ibret ve ders ölümdür. Babası orada battaniyeyle sarılı, daha yıkanmamış olduğunda ondan. Ben de giriyorum, ayakkabı çıkarıyorum. Nereden biliyorlar hoca Türkiye'den geldi. İçeride maç konuşuyorlarmış salonda. Girer gibi sağda da mutfak var. Orada da bu servis yaparken oradan gelmiş. Meğer Otancam en büyük oğlu oraya cevap yetiştiriyor.
Ya seyretmediniz mi? Açtan anlamıyorsun. O diyor, o şey yaptı. Futbol falan mı ne? Ona beceremedi diyor. Yani sen sanki mutfakta kendi gibi 3-4 kişiyle konuşuyor. Ben ayakkabı çıkarken duyuyorum. Salonda bunu konuşuyorlar. Oraya çağ dondurulu bir şey dolduruyor götürecek. Şu tarafta odada da babası battaniye sarılı. Çünkü yıkamayı bilmedikleri için kimse yıkamamış öyle duruyor. Nasıl bu olabiliyor? Çökmüş de üzülecek sıfatı kalmamış. Üzülmeyi vazgeçtik. İbret mi? Ne ibreti ya? Fiziksel olay işte. Ölüm. Ölüm. Fiziksel olay. Ay! İçiniz gitti mi? Yok. İsraf ettim diyeceksiniz. O kadar. Bu ne gibi olmuş? Fiziksel olay. Niye? Sukutu ahlak, sukutu ruh. Haramlar bizi perişan etmiş. Bu kısımda mevcut mimsiz medeniyetin umumileşmiş olan menfi esasatını mücmele nazara verir ve vermiştir. Bir yerde okuyayım da. Bazen haya hissini muhafaza etmek için haya perdesini yırtmamak gerektiği tavsiyesi bir sual cevap olarak şöyle ifade ediliyor. Sual neden? Faraza bazılarının altında büyük fenalıklar varsa da hücum edilmemek gerektir. Yani birisi hayasızlık yapıyorsa, bir günah yapıyorsa görmüşsek. Yani gizliden ıslahına çalışırsak çalışırız. Çaktırmadan söyleriz yalnız veya. Yani burada ıslah yöntemini anlatıyor. Faraza bazılarının altında gizli büyük fenalıkları varsa da, yani pislikleri varsa da hücum edilmemek gerektir. Zira çok fenalıklar vardır ki iyilik perdesi altında kaldıkça ve perde yırtılmadıkça, ondan tegaful edildikçe mahdut ve mahsur kaldığı gibi sahibi ve perde hicap ve haya altında kendisinin istana çalışır. Yani ne biçim adamsın lan? Onu yapıyorsun, bunu çıkarırsın deme. Gizle, yok et. Çünkü Allah'ın da şöyle bir vaadi var. Bir Müslümanın kusurunu, eksikliğini bilip de sen onu gizlersen Allah da haşir meydanında senin kusur ve günahını gizleyecek. Biz zalime bile çok merhametlisiniz. O yüzden bu iyiliği sizden istiyorum desem belki merhamete gelecek. Ya, evet. Dolayısıyla böyle bir şeyler varsa birbirlerinizin kusurunu aramayın. Takip etmeyin. Çünkü niye? Ne kadar kusurlarının gözükmesini istemiyorsan, kendi kusurunu, örtülmesini af istiyorsan affedici ol, örtülmesini istiyorsan örtücü ol. Günahlarının gizlenmesini istiyorsan gizleyici ol. Başkalarının günahlarının eksikliğini ortaya çıkaran Allah da onun pisliklerini, günahlarını öne çıkartacaktır. Mutlaka bu böyle adet ilahidir. Men dakka dukka. Tenkit eden tenkit edilir. Seven sevilir. Nefret eden nefret edilecektir. Dersleri tenkit edenler dersleri tenkit edilecektir. Eleştiri yapanlar eleştirilecektir. Men dakka dukkadır bu. Böyledir. Haya altında kendisinin istana çalışır, lakin vaktaki perde yırtılsa haya atılır. Hücum gösterse fenalık fena tevessü eder. Ehli imana hücum eden ehli dalalet, bu asır cemaat zamanı olduğu cihetle cemiyet ve komitecilik mayesiyle bir şahs-ı manevi ve bir ruhu habis olmuş. Müslüman alemindeki vicdan-ı umumi ve kalbi külliyi bozuyor. Yani televizyonlar, gazeteler bütünlükle hücum edince cemiyet hayatında vicdan-ı umumi bozuluyor, kalbi külliyi bozuyor bu. Ve avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perde-i ulviyeyi yırtıyor. Ve hayat-ı imani yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevarisi yandırıyor. Yani mesela kitaplar bilgi getiriyor. Yani Kur'an da dahil, Risale de dahil bilgi aktarıyor. Ama onu yaşayan, Kur'an'ı yaşayan peygamber ve peygamberin sünnetini birisi yaşarsa takkedir, çarşafıdır, mezar taşıdır vesaire. Buna şey deniliyor.
bilgi aktarımın yanı sıra bunlarda tevarüs var. Hissiyat naklediliyor. Hissiyatların kapları. Yani bu su kabı olduğu gibi. İslam'ı örf ve adet ve ananeler, sakaldır, cübbedir, çarşaftır, tesettürdür. İslam'ı anlatan her şey bilgiyle beraber hissiyat paketidir. Kokuyu sirayet etmesi. Ettiriyor yani, naklediyor. Kitaplar ise bilgi nakli yapıyor, hissiyatı değil. Şair onun için çok mühim olduğundan adam ilk önce İslami örf ve adetleri, ananeleri yok etmiş. Her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusane çabalarken, mümkün değil tek başına bu cemaata, Risale-i Nur gibi, Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti, kainatı ihata eden son ordusunu gösterip ve ondan mukavemetsiz maddi manevi imdat getirmek hizmetinde harika bir emirber nefer olarak Ayet-i Kübra Risalesini İmam Ali radıyallahu anh keşfen görmüş, emniyette göstermiş. Ha, bu böyle bir cemiyette tek başına dayanman mümkün değil. Ne yapacaksın? Bir cemaat yoksa, cemiyet yoksa cemaat var. Cemiyet öyle değil. O zaman cemaate dahil olacaksın. Cemaatta yaşanıyor bu hissiyat. Yaşantıdan hissiyat olur. Akıl, his, fiil. Hutbe Şani 77. Eğer fiil varsa adınız gibi inanın hissi vardır. Aklı var, namaz bilgisi var. Namaz hissi yoksa namazı yoktur. Hoca dahi olsa. Ayaklı kütüphanedir ama buradan aşağı inmemiş. Eğer bu fikir vicdandaki hissi aktif etmişse fiil olarak gözükür. Fiil hissiz olmaz. His varsa mutlaka fiil olur. Yani ruhunda haya varsa eyleminde gözükür. Eyleminde haya varsa ruhunda vardır. Art niyet olmamak şartıyla. Ama ayaklı kütüphanedir. Din düşmanıdır, münafıktır mesela. Çünkü bu yok. Temsildeki sair noktaları tatbik ediniz ta o sırrın bir hulasası görünsün. Kastamonu 5. Bu kısımda da haya gibi hissiyat-ı mütevarise ve ulviyenin varlığı ve devamı cemiyette şairin yaşanmasına bağlı olduğu, aksi halde yani şairin bozulması ile haya gibi hissiyat-ı ulviyenin kazanılamayacağı, eğer kazanılmışsa onların zail olacağı anlatılıyor. Bu mesele milli ahlak bakımından gayet emniyetlidir. Son cümleyi okuyorum. Aynı bu haya mevzunu fıkı bir ciheti de şudur. Nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem uzvuna bakar. Diyelim ki doktor erkek, yani ihtiyaç var. İhtiyaç var. Zaruridir. Bir kadının en namahremine uzvuna bakar. Doktorluk bu. Ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilaf edep denilmez. Doktordur. Belki edebi tıp öyle iktiza eder denilir. Fakat o tabip, doktor, reculet ünvanı ile, doktorluk sıfatı ile değil, erkeklik itibariyle veyahut adam delikanlı, hoca, vaaz ismiyle veyahut hocalık sıfatıyla o namahremlere bakamaz. Namahremlere bakamaz. Vaaz etmek noktasında, efendim bilgi vermek noktasında kadınlara bakamaz. Bilgi veriyorum, fıkhını anlatıyorum. Perde arkasında olacak veya mikrofonla uzak olacak. Ama bunların içinde Fetevâ-i Hindiyye'de T maddesinde yazıyor. Evet hocadır, ulema alimdir ama hocalık ve alimlik sıfatıyla değil, Kur'an iki şekilde okunur. Bir tedavi, bir ubudiyet. Mesela ilim anlatmak, ilmihal anlatmak, Arapça ders vermek ilimdir. Bir hoca, bir alim bakamaz kadına. O ilim anlatıyorum diye. Ben buna ilmihal anlatıyorum, ilim anlatıyorum diye kadına bakamaz, perdeler arkasına bakar. Ama bu alim eğer o beldede, o seviyede bu kadının hasta, çarpılmış, psikolojisi bozulmuş, cinler musallat olmuş, ruhaniler zarar veriyor.
Hocalık sıfatı değil o. Alimlik sıfatı değil, ilim değil. Kur'an'ın sırf tedavi niyetiyle olursa, o doktorun, tabibin nasıl ki zarret miktarı en namahreme bakabilir, o tamir etme adına, tamir, onu tedavi ediyor, uzaktan olmaz, orada. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Nerede? Öteki odada. Muhatap olmamak, hayayı korumak, yabancılar yanında olmak şartıyla vesaire. Bu adam hocalık sıfatı değil, vaaz sıfatı değil, tabiptir. Çünkü tabibin yapamadığını yapıyor. 200 kaçtı? 246'da mıydı? İsa Aleyhisselam'ın şeyini anlatıyor sözlerde. Açar mısınız? Orada nefesten bahsediyor. Diyor ki, benim için diyor dünyayı terk eden bir peygambere iki özellik verdim diyor. Mücerretti, bekardı İsa Aleyhisselam. Hayatını vermişti. Bir, maddi ilaçların, maddi hastalıktan dermanı olan ilaçlar. İki, manevi hastalıkların verirse ben sana gösteririm. Ver bana. 255 mi? Ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpleri nuru hidayetle diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi, ölmüş, bitmiş, dünya cihetiyle, psikoloji bozuyor. Bitmiş. Tıpta var mı çaresi? Yok. Uyu uyu yat uyu. Veriyorlar narkozu. Veriyorlar psikoloji ilacı. Diyor ki buna, ölmüş gibi hastaları dahi onun nefesiyle Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Hamim onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczane-i hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış bul. Elbette ararsan bulursun. İşte diyor. Hangi ama şartta müdahale edebilir? İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor. Hatta teşvik ediyor. Çaresi yok tıpta. Çare sensin. Tıp diyor. Tıp diyor. Yani nefesiyle tedavi ediyor. Nefes ilaçtır. O hangi nefes diyor? Niye oraya atladım elhamdan eliflam? Huruf-u mukatta diyor. Latif nüktelerde 30, 31, 32, 33. Sayfalarında eliflam mim hamim ayin sin kaf. Hurufun kata nefes olacak. Allah Resulü'nün 19. mektupta tedavi ile veya mucize-i Ahmediye fiziksel temassız mucize yok. Kuyuya diyor tükürünü koydu, tatlılaştı acık. Bak fiziksel temas. Eline su döktü, çeşmeye devam etti. Fiziksel temas. Çocuğun göğsüne koydu, hıyar gibi bir şey kustu. Hayasız kadına lokmasını verdi. Tamam. Yani ya temas etti, ya verdi. Yani fiziksel mutlaka temas var. Burada da onun nefesiyle şifa buluyor. Nefes. İşte... O tabip, Reculetun Vanile, adam, o şu, ya cemaattandır, bizim abidir ya. Bizim abi ya. Recule, yok, beraber olamazsınız. Haramlık, selamlık, haram. Beraber olamazsın. Niye? Adam bizim abi ya, bizim manevi babamız ya, bizim şeyhimiz ya, bizim abimiz, biz ustadımız. Olmaz kardeş. Şeyh elini öpecek, öyle bir şey olur mu? Reculetun Vanile, ne? Ne özelliği var beraber oturmanızın? Ne? Aradaki bağınızın sebebi ne? Mahremin mi? Yok. Neyin? Doktor mu? Senin doktorun mu? Bak olabilir, yanında olabilir. Yok. Peki, tıbben çaresi yok, nefesiyle düzelecek. Veya temas. Öyle bir şey mi var? Yok. Reculiyet unvanıyla yahut vaaz. Ya bana ders anlatıyor. Bana ilmi al anlatıyor. Bana fıkıh anlatıyor. Vaaz veyahut hoca sıfatıyla o namahremlere bakamaz.
ona gösterilmesi edep fetva veremez ve o cihette ona göstermek hayasızlıktır. Lemalar 54. Tamam. Yani karıştırmayacaksın. Kur'an iki şekilde okunuyor. Fetevai Hindiye 18 cilttir. Firistesine bakın. T maddesinde tedavide anlatır. Kur'an iki şekilde okunur. Bir ubudiyet. Ubudiyet için Kur'an okunursa para alınmaz. Para alınamaz. Ondan sonra Kur'an'ı ubudiyet okurken kadın erkek birbirine hurda kaş namaz kılamazlar. İkincisi tedavi niyetiyle okunur. İsterse para alır ondan. Çünkü bu bir meslektir diyor İmam-ı Gazali. Çünkü Kur'an'ı ubudiyet olarak Kur'an okuyor para alıyor. Kur'an'ı şey için, sebap için yani manevi şey için yapmıyor. Onun etrafındaki cinleri, erva habiseleri def etmek bir meziyettir, bir tedavidir, bir yöntemdir. Tamam. O tedavi ettiği için, yani ben o fıkıhtaki kaydı söylüyorum. Almasa en âli tesir eder de. Ha, ya böyle cahilane çıkmayın diye söylüyorum. Ya adama bak ya, Cevşen okudu, ne bileyim Kur'an okudu, para aldın. Hani bu kadar cahillik yapma çünkü gülerler diyor Müslümanlar size. Yani var yani. Nedir o? Orada gözler. Ha tedavi niyetiyle okuyor. Ubudiyeti olarak okumuyor. Meşgul olmuyor. Ha tedavi niyetiyle alabilir. Alır diye değil. Alması olur. Sahabelerden var. 7 tane keçi almış vesaire. Tamam. Ha o sıfatı ile tedavi ile müzminleşmiş. Tıpta çaresi yok. Kaçta? 200 kaçta okudum? 255. 255. 255. sayfada ölmüş gibi hastalara. Ha, bitmiş de yok. Tıpta çaresi yok. Onun ilacı var. Onun verdiği ilaç var. Nedir o? Şunu oku, bunu oku diyor. Bir de nefesi var. Nefes de gayb olmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nerede abi hasta? İkinci katta. Olmaz. Nefes temas etmesi lazım. Nefesiyle. Ne için okuyor bunu? Yapıyor bunu? Tedavi. Veya ötekisini söyleyeyim. Ne oturuyorsun? Bir daha tekrar ediyorum da mühim olduğu için. Ya niye sohbet ediyoruz? Abi ya ders anlatıyor bize ya. Olmaz. Kimle? Bizim abimiz, hocamız, ustadımız, manevi babamız. O da olmaz. Ha, tedavi ise hastamız ve tıpta çaresi yok mu? Yok. Bakırköy'lerde böyle. Ha, bu edebine, kuralına korunarak. O da kim için söylüyor biliyor musun? Hacamattan bahsediyor. İmam Azam radıyallahu anh diyor ki Hacamat mesela. Allah Resulü Hacamat yapmış. Hacamatı sahabeye öğretmiş. Galiba Tayyar veya Taha mı bir sahabeye öğretmiş. Bu neydi? Öğretmiş. Sonra öğrettiği kişiye kendi hanımına, peygamber kendi hanımına Hacamat yaptırmış. Aile Hayatı diye bir kitap vardı böyle. Orada fıkıh taşıyor. Oradan ahkamlar çıkmış. Yani bir insan, bir kadın, bir erkeğe hacamat olabilir diye. Diyor ki, o beldede o hacamat yapacak kadın yoksa, yoksa ve hacamat yaptıracak kadın da zaruri durumda ise, o hacamatı yapacak erkek ehli olacak, salih olacak ve haram helalı bilecek. Bir de sır tutmayı bilecek. Kadınla konuşurken efendim veya onun derdini veya gördüklerini anlatmayacak. Sonra 5 mahreminin yanında. Bu şartlar için. Bu da çünkü hacamat da bir tedavidir hem de kuvvetli bir tedavi metodu. İşte okumak da öyledir. Nefesiyle diyor. Nefesiyle. Evet. Peki. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavatuhu.